Spor Ajansı'na başlıyoruz Taner Karaman ve Selahattin Kınalı ile birlikte. Aslında bugün sabah saatlerinde hepimiz gözümüzü açtığımızda içimiz buruktu. Çünkü bir çocukluk kahramanımızı daha son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgili Cüneyt Arkın, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. O hepimizin çocukluk kahramanıydı Selahattin Kınalı. Bir yandan da görüntüleri geliyor. Ya yakınlarına başsağlığı diliyorken işte yakınları biziz işte. Bazı isimler var. Bütün kültüre mal olur. Cüneyt abimiz de öyleydi. Hepimizin belli bir kuşağın üzeri, Z kuşağı için çok şey ifade etmeyebilir ama belli bir yaşın üzerindeki herkesin hayatında yeri olan biriydi. Çok pozitif bir abiydi. Sürekli tebessüm eder, sürekli iyi şeylerden bahseder ve umudu pompalardı. Asla umutsuz olduğunu, konuştuğunu hiç görmedim. Böyle Türk sinemasının belli başlı yönleri vardır. İşte Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Yılmaz Güney. Bunların içinde Yılmaz Güney biraz siyasi bir politik bir duruş da sergilemiştir bir zaman sonra. Sinemasını oraya taşımıştır. Ama işte diğer kalan isimlerin işte birazcık apolitik oldukları eleştirileri sık sık yapılmıştır. Ama Cüneyt Arkın'ın şöyle bir hatırası var, çok kıymetlidir. Türk sinemasının en önemli ödüllerinden biri Yılmaz Güney'e veriliyor. Fakat daha sonra bu ödül siyasi nedenlerle Yılmaz Güney'den alınıp ikinci film olan Yaralı Kuşlar'dı galiba. O filmde başrolü Cüneyt Arkın'a veriliyor ve Cüneyt Arkın o ödülü reddediyor. Yani Cüneyt Arkın bir omurgası, duruşu olan bir abimizdi. O anlamda da hakkını teslim edelim. Hayatımızın boşluklarından biri daha da büyük bir boşluğa dönüştü. Bize yaşattıkları için kendisine teşekkür edelim. Rahmeti bol ve daim olsun diyelim. Kulüplerde paylaşımlarda bulundu. Bir yandan onları da ekrana getirelim. Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından Galatasaray Spor Kulübü Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ı rahmetli andı. Fenerbahçe'nin paylaşımı keza aynı şekilde. Ve diğer kulüplerde Trabzonspor, hepsi ekrana yansıyor. Taner, hepimizin çocukluğu, hepimizin kahramanı. Hatta ben çocukken Cüneyt Arkın'ın filmleri başladığında ekran karşısında ağlamazlardı beni. Benim için çok farklı bir yerdeydi ve ben yaş aldıkça sanki o yaş almayacak ve ben büyüyünce onunla evlenecekmişim gibi hissederdim. Rahmetle, saygıyla, minnetle anılacağız her zaman. Hepimizin hayatında çok önemli bir yer teşkil etti. Hepimizin kahramanı oldu, hepimizin çocukluk aşkı oldu. Allah rahmet eylesin diyeyim. Selahattin abi çok güzel özetledi aslında. Ve bizim için de seninle aynı neslin aslında çocukluk çağlarımız aynı dönemler. Benim de seyrederken çok heyecan duydum. Ve Türk bir de yakışıklı adamdı kardeşim ya. Çok Türk sinemasına çok büyük emekler vermiş birisi. Ve hayatını da dolu dolu yaşamayı bilmiş birisi. Son birkaç yıldır hani bizim spor yapan, son birkaç yılına kadar spor yapan, hep böyle ayakta kalmaya çalışan, güçlü karakterini hep ömrünün sonuna kadar sürdürmüş olan biriydi. Allah rahmet diliyorum. Yani gerçekten üzüntü verici bir durum. Peki başlayalım bir sporun gündemine konuşmaya. Bir kez daha kıymetli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sevenlerine sabır diliyoruz. Cüneyt Arkın'ın mekanı cennet olsun inşallah. Hepimizin temennisi. Sinema sanatına başsağlığı diliyoruz. Sinema sanatına başsağlığı diliyoruz. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Galatasaray'la başlayalım. Spor gündemini konuşmaya Galatasaray sezonu açtı. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği ilk antrenmanla. Bir bakalım antrenman öncesi yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hangi açıklamalarda bulunmuş? Okan Hoca'nın açıklamaları bu şekilde. Teknik direktör olarak kaldığı yerden Galatasaray'da başarılarına devam etmesi tek temennisi hocanın. Bunun da altını çiziyor her fırsatta. Bize destek olsunlar, hep beraber güzel günler yaşayacağız diye taraftarı da çağrıda bulundu. İlk antrenmanda futbolcularla özel olarak ilgilendi ekibiyle birlikte. Hayırlı olsun diyelim Galatasaray'a, Okan Hoca'ya, yeni dönem Taner. Hayırlı olsun ve benim çok umutlu olduğum bir teknik direktör ki zaten aslında umutlu olmak kısmında da şunu söylemek lazım. Okan Hoca kendisine ispat ederek Galatasaray'a geldi. Yani daha önce bir programda da anlaşma olmadan önce de ifade etmiştim. Böyle Galatasaray öz evlatçılık mantığıyla değil
Aksine Galatasaray'a gelmeden öncesinde belli başarılar elde etmiş. Ligde şampiyonluk yaşamış. Anadolu takımında Türkiye Kupası'nı kazanmış. Bir teknik direktörden bahsediyoruz. O yüzden benim açımdan izlemesi keyif veren bir Galatasaray olacak. Öyle bir yapılanma sağlandı ki şu anda içeride. Oyuncu transferleriyle alakalı da çok somut gelişmeler de yaşanacak gibi gözüküyor ilerleyen zamanlarda. En azından mevcut kadroyu da büyük oranda koruyorlar. Markov dışında büyük oranda kadro paralel, aynı kalacak gibi gözüküyor. Ve şu anda Okan Hoca'nın bu takıma bu kadar erken katılmış olması, kamp dönemini en azından kaçırmamış olması Galatasaray'ın geleceği adına çok kıymetli. Selahattin Kınalı, bir hikaye başka bir boyut kazanıyor dün ya itibariyle. Ben Okan Hoca'nın, bu arada Okan Hoca için ben anne tarafından Trabzonlu demişim. Yanlış demişim. Okan'ın babası Trabzon Akçabat, Salarcık köyünde. Düzelteyim onu da. Çok da önemli değil tabii. Düzeltelim yine de. Okan Hoca'nın yüzündeki çocuksuz sevginin kaybolmamasını diliyorum ben. Ve bu da hepimizin görevi aslında. Çünkü bu bir oyun. Başarısızlık da var bu işin içinde. Tabii ki. Ama hep herkes herhalde yüzüne bakan herkes görüyor ki o konuca çok sevdiği, çok istediği, idealine kavuşmuş bir liseli masumiyeti var Okan Buruk'ta. İnşallah başarılı olur ama başarı tarifini yeniden yapma ihtiyacı doğurmayan bir başarı dileği olmaz inşallah benimki de. Yani başarı nedir ya? Bizde maalesef başarının şampiyonluk dışında hiçbir şey başarı olarak görünmüyor. Camiaları, hocaları, yönetimleri de... bu başarı tarifine yönelten, onları bu tarifi dayatan da yine bizler oluyoruz. Cami oluyor, medya oluyor, taraftar oluyor. Kalbim istiyor ki Okan Hoca bu saflığını, o coşkusunu, o sevincini hiçbir zaman kaybetmesin. Ama hepimiz de biliyoruz ki eğer şampiyon olamazsa, hadi bilemedin diyelim son ana kadar işte şampiyonluk mücadelesi veremezse, ikinci olamazsa Okan Hoca'ya hepimiz başarısız diyeceğiz. Çünkü bizde başarının tek karşılığı şampiyonluk. Ve öyle bir sezon hazırlanıyoruz ki çok kıran kırana bir mücadele olacak yine biliyoruz. Son şampiyon takviyeler yapıyor. Fenerbahçe kimi tutarak bana göre büyük hamle yaptı. Beşiktaş işte Weghorst'un peşinde çok sıra dışı bir fark yaratabilecek bir santfor. Yani tırnak içinde başarısızlık bütün takımlarımız için mümkün. Okan için de mümkün, Okan Hoca için de. Oysa Okan Hoca'nın yüzünde diyorum ya, liseli talebe masumiyeti, bir coşkusu, heyecanı var. Birikimi de var, Taner anlattı. Yani zembille gelmedi, tırnağıyla kazıya kazıya gelmiş bir adamdan bahsediyoruz. Ama başarı tarifini doğru yapamadığımız için benim korkum işte Okan'ın o yüzündeki o tebessümün kısa süre içinde kaybolma ihtimali beni rahatsız ediyor. Oysa camiye keşke arkasında durabilse, çünkü ben biliyorum ki Okan Hoca hani futbolun içinden gelen biri olarak futbolun doğrularını biliyordur zaten. Bugün 3 tane hata yapar, yarın 2'ye düşürür hatayı. Sabredilse. Ertesi gün hiç hata yapmaz. En az da düşürür hatayı ve seni ya, ille de şampiyonluk olarak tarif ettiğin o noktayla, o zirveyle buluşturur. Ama o kültürümüzün olmama gerçeği de işte diyorum ya, benim içimdeki sevinci biraz köreltiyor. Yani Okan'ın yüzündeki sevinç ve umut beni de etkiliyor. Bana da geçiyor o duygu. Ama ikimiz de biliyoruz ki eğer şampiyonluğa kavuşamayacaksan camian sana sabır göstermeyecek. Çünkü şey kültürü var bizde ya. Arşivi de saklayayım. Kötü günlerde öne çıkarıp onu yıpratırım kültürü var. Geçmişi sıfırlama geleneğimiz yok maalesef. Tabii ki çok özel şeyler, yaşanmışlıkların hesabı verilmemiş, hesabı görülmemiş yaşanmışlıkların mahsuplaşması elbette olur hayatta. Ama bu zayıf anını bekleyerek yapılmaz. Biz de maalesef artık Doğu kültürü mü, ona da çok emin değilim ama Orta Doğu'da, bu coğrafyada bu var. Sevmediğin adam işte düşmanımın düşmanı dostun oluyor. Sevmediğin adamın zayıf anını bulduğunda saldırıya geçiyorsun. İşte son zamanlarda internette de Twitter'da da görüyoruz bir sürü skandal görüntüler filan. Mesela adı geçen isimlerin hiçbirinin nezdimize zerre kadar kıymeti yok. O çukura düşen insanların. Ama mesela ben bu durumdayken onlara bile bir şey söylemek isimden gelmiyor. Gelmez. En zayıf anınla insana vurulmaz. Kim olursa olsun. Ama bu kültür bizim hepimizi az çok etkilediği için futbolumuzu da etkiliyor. Şimdi hepimiz biliyoruz Okan Hoca'nın tökezlemesi için bekleyenler de var pusuda. Beni üzen bu. Okan Hoca olur ya,
Jesus içinde bekleyen var, Avcı içinde var. Çünkü hepimiz bu kültürün parçalarıyız zaten. Maalesef. Maalesef. Peki. Ki ne maalesef.